Tekrar merhaba sevgili dostlar. Ermeni soykırımının 106. yıl dönümü nedeniyle 2 günlük video konferansımızın ikinci günündeyiz. Evet, ikinci günündeyiz. Biraz önce Diyarbakır üzerine konuştuk. Soykırımın izini Diyarbakır'da aradık. Sizin de takip ettiğiniz üzere dün Anadolu'nun farklı coğrafyalarında bu izi aramayı sürdürdük. 1 saat sonra da Dersim ve yukarı Fırat bölgesinde bu izi sürmeye devam edeceğiz. Josep Ayreni ile birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Bu arada bizi Norzartonku, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarından takip edebilirsiniz. Bunu da tekrar hatırlatayım. Abone değilseniz, beğenmediyseniz lütfen beğenin ve abone olun. Bir diğer taraftan bugün aslında programımız böyle değildi. Ne yazık ki programımızda değişiklikler oldu. Bizim için de son dakika olan değişikliklerdi bunlar. Ne yazık ki planladığımız gibi gitmedi. Normalde saat Türkiye saatiyle saat 7'de Ümit Kurt'la birlikte Antep üzerine konuşacaktık. Ve saat 20'de de Nilay Özok Gündoğan'la birlikte Palu üzerine konuşacaktık. Nilay Özok Gündoğan rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayacağı için Palu programına ilerleyen bir tarihe attık. Ve keza Ümit Kurt'un Antep programını da ilerleyen bir tarihe ertelemek durumunda kaldık. Ümit Kurt'la ilgili aslında kısa da olsa Norzartonk olarak kısa da olsa duygumuzu, düşüncemizi paylaşmak istiyoruz size. Çünkü ciddi anlamda biliyorsunuz ki Ermeni soykırımı üzerine çalışan ya da Ermeni kültürü üzerine çalışan insanların üzerinde Türkiye'de ciddi bir baskı var. Bununla ilgili kısa bir metin yazdık ve bunu sizlere okumak istiyorum. ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklamada Ermeni soykırımı ifadesini kullanması ve soykırımı resmen tanıması sonrasında soykırım konusunda araştırma yürütüp devlet tezlerinin aksi fikir beyan edenlere yönelik özellikle sosyal medya üzerinden organize ve yoğun bir saldırı dalgası başlamıştır. Soykırımı inkar eden bir toplumun verdiği bu şiddet temalı tepki soykırımın devamının ikrarıdır. Bu saldırılardan bugünkü panelistimiz Ümit Kurt da payına düşeni fazlasıyla aldı. Kurt, sosyal medya ve kişisel e-mail üzerinden gelen bir takım yazılı mesajlardan rahatsızlık ve tedirginlik duyduğunda maalesef etkinliğimizden affını rica etti. Ümit Kurt yalnız değildir. Evet, Norzartonk'un açıklamasını size okudum. Ne yazık ki Ümit Kurt'la olan etkinliğimizi gerçekleştiremiyoruz ama 1 saat sonra Josep Ayreni ile birlikte Dersim ve Yukarı Fırat bölgesiyle ilgili etkinliğimiz devam edecek. Şimdi bu 1 saat boyunca aslında gerek ABD'de gerekse dünyanın farklı yerine ve tabii ki Türkiye'de Ermeni soykırımı ile ilgili yapılan açıklamaları konuşacağız. Buradan başlayacağız. Daha önce de belirttiğim gibi, dün de belirttiğim gibi, bugün Ermeni soykırımının 106. yıl dönümünü andığımız günlerden bir gün ve bugün aslında bir mücadele günü. Hala 106 yıl geçmesine rağmen, pandemi koşullarına rağmen bugün hala video konferans yaparak veya farklı yerlerde eylemler yaparak Ermeniler bugün hala atalarına karşı yapılan bu adaletsizliği hatırlatıyorlar ve hatırlıyorlar. Bu belki de soykırımı yapanların, organize edenlerin düşünemeyeceği bir şeydi, tahmin edemeyeceği bir şeydi. Gerçekleşti. Evet, bir anlamda 1915'te başarılı oldular ve Türkiye daha çorak, daha tek, daha tekleşmiş, daha homojenleşmiş bir ülke oldu. Belki istediklerinden biri buydu.
Türkiye'deki burjuvazi ilkel sermaye birikimini Ermeni mallar üzerinden, mali metrikeler üzerinden yarattı. Evet, bu konuda da başarılı oldular. Fakat öte yandan Ermenilerin kökünü kazıma konusunda başarılı olamadılar. Bugün hala ve hala devam ediyor insanlar kendi atalarını anma konusunda, tarihsel adaletsizlik konusunda hala anmaya devam ediyorlar. Biz de bugün burada video konferans yayını gerçekleştiriyoruz. Norzar Tonk'un Facebook sayfası üzerinden yayınımız. Lütfen siz de görüşleriniz, fikirlerinizle yayına dahil olun. Facebook yayını üzerinde yorumlar bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Fikirlerinizi bizle paylaşabilirsiniz diyelim. Ve aslında bugün ilk yapmak istediğimiz başka açıklamalardan ziyade önce Norzar Tunk'un Ermeni soykırımının 106. yıl dönümüne ilişkin açıklamasını sizlerle paylaşmak. Bunu da Arnavut Kalaycı yapacak. Merhaba Arno. Merhaba Sayat. Merhaba Sayat. Evet, Evet. senden. Sesimi duyabiliyor musun acaba? Evet, gayet iyi. Evet, senden Norzar Tunk'un Ermeni soykırımı 106. yıl dönümüne dair yazdığı açıklamayı sunmanı rica ediyorum. Tamamdır. Ben de başlamadan önce Ümit Kurtoğlu'na dayanışma duygularımı ifade etmek isterim. Norzar Tong olarak soykırımın 106. yılında inkarı susturalım, soykırımı durduralım başlıklı bir açıklama yaptık. Bu açıklama şöyle. 24 Nisan 1915 tarihinde 200'ü aşkın Ermeni aydın evlerinden alınarak zorla sürgün edildi. Ve bu aydınların tamamına yakını sürgün yolunda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurduğu ve Harbiye Nezaretine bağlı Teşkilat-ı Mahsusa tarafından planlı bir şekilde katledildi. 1915 öncesinde Osmanlı nüfusunun dörtte biri olan Ermeniler binlerce yıldır yaşadıkları coğrafyadan söküldü, sürgün yollarında katledildi. Kurtulanların, çocuklarının ve torunlarının adalet arayışı 106 yıldır sürüyor. 106 yıl boyunca bu karanlık geçmişle yüzleşmek ve hesaplaşmak bir yana, inkar ve soykırım hala devam ediyor. 1915'te bu felaket, Ermenilere bu felaketi yaşatan zihniyet, 106 yıl sonra halen büyük bir cüretkarlıkla kendisini var etmeye devam ediyor. Soykırım yalnızca Ermenilerin fiziksel varlığını değil, bir bütünlük içerisinde bize dair olan her şeyi hedef aldı ve hala alıyor. Kültürel varlığımız, kiliselerimiz, mezarlıklarımız, evlerimiz, yaşadığımız coğrafyadaki bütün izlerimiz bu şiddetin hedefi oldu ve halen oluyor. Ocak 2020'de Kütahya'daki yüzlerce yıllık Surptoros Ermeni Kilisesi yerle bir edilirken, geçtiğimiz günlerde Malatya'daki son Ermeni evleri de yıkıldı. Ankara Ulus'ta ise Ermeni mezarlığı üzerine TOKİ tarafından yapılan inşaat kararlılıkla devam ediyor. Milletvekilleri ve meslek örgütlerinin inşaat sahasına yani mezarlığa girişi polisler tarafından engelleniyor. Geçtiğimiz yıl Ermenilere ait kiliselere saldırılar düzenlenirken Hrant Dink Vakfı çalışanları 3 kez açıkça ölümle tehdit edildi. Eylül 2020'de Azerbaycan'ın saldırısı üzerine başlayan 2. Karabağ Savaşı'na Erdoğan hükümetini Suriye'den devşirdiği cihatçılar ve insansız hava araçlarıyla destek olurken her iki taraftan da binlerce insan yaşamını yitirdi. Erdoğan Ermenistan'ı terörist devlet olarak tanımladı ve Ermenistan'a ve Ermenilere yönelik nefret söylemlerinde bulunmaktan geri durmadı. Aynı günlerde İstanbul'da Ermenilerin ağırlıkla yaşadığı ilçelerde faşist konvoyların taciziyle karşılaştık. Bugün Karabağ'da Azerbaycan tarafından işgal edilen bölgelerdeki Ermenilere ait kültürel izlerin tamamen silindiğine tanıklık ediyoruz. Böylece Erdoğan'ın 1. Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilere yönelik taziye açıklamalarını da bazı kesimlerce iddia edildiği üzere aslında geçmişte yüzleşme kaygısı taşımadığı, daha önce de ifade ettiğimiz üzere bütün dünyada itibarını yitirmiş inkar siyasetine yeni bir form ve güç kazandırma çabası olduğunu bir kez daha ayyuka çıkmış oldu. Nitekim hükümet tarafından 20 Nisan 2011 tarihinde düzenlenen 1915 olayları Uluslararası Konferansı'nda İletişim Başkanı Fahrettin Altun artık kimseyi ikna etmeyen inkarcı resmi tezleri tekrar etmeye devam etti. Devlet bütün imkanları seferber etmiş, 1915'te Ermenilerin başına gelenden hala Ermenileri sorumlu tutmaya devam ediyor.
1915'te Osmanlı nüfusunun dörtte biri olan Ermeni halkı soykırım sonucunda bugün 50-60 bin kişilik bir rehine grubuna dönüşmüş halde. Türkiye'de yaşanan her krizden payına düşenden fazlasını alan Ermeniler, Türkiye'nin üçüncü ülkelere karşı kimi zaman varlıkları, kimi zamansa yokluklarıyla vitoz olarak kullanılıyor. Uzunca bir süredir soykırım kelimesinin kullanılması Ermenilere dahi yasaklanmaya çalışılıyor. 106. yılında soykırım inkarla devam ediyor. Şiddetin egemen olduğu, hemen her gün insanların dilleri, dinleri ve kimlikleri nedeniyle öldürüldüğü bu coğrafyada toplumsal barışın tesisinin, Ermeni soykırımıyla yüzleşmenin ve hesaplaşmanın kolay olmadığını biliyoruz. Fakat her ne kadar geçmişi telafi edemeyecekse de Ermeni soykırımıyla hesaplaşmanın, yaşamını yitirenleri, hala yasını tutamadığımız atalarımıza karşı bir adalet borcu olduğuna inanıyoruz. 1915 ve devam eden yıllarda Ermenilerle birlikte soykırıma uğrayan Asuri, Keldani, Süryani ve Pontus Rum halkları için adalet talep ediyoruz. Soykırma faaliyetlerini ediyoruz. Soykırıma karşı direnenlerin de katledilen, kılıç zoruyla dillerini, dinlerini kaybedenlerin de, topraklarından sürgün edilenlerin de anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Nice kaymakamı Nesrin Bey ve Konya valisi Mehmet Celal Bey şahsında soykırım suçuna ortak olmayı reddedenleri, bu uğurda yaşamlarını tehlikeye atanları ve katledilenleri saygı ve minnetle anıyoruz. Hrant Dink için, Sevak Balıkçı için, Marita Küçük için, Şimuni Diril ve Hürmüz Diril için adalet talep ediyoruz. Norzartunk olarak soykırımın 106. yılında yaptığımız açıklamayı sizlerle paylaştım. Bu iki günlük konferansımız maalesef bugün Ümit Kurt'un programa katılamamasıyla Lord Artunk olarak yaptığımız gündem değerlendirmesiyle devam edecek. Evet, aslında bakarsak Ümit Kurt'la başlayalım. Maalesef demin de dediğim üzere soykırım üzerine çalışma yapan insanlara bir hücum başlamış durumda iki gündür. Özellikle dün birçok kişiye Twitter üzerinden yorumlar yapılıyordu. Yani bir topyekün organize bir hücum vardı ve çok bir taraftan şaşırtıcı, tabii bir taraftan şaşırtıcı değil ama bir anda bu dencesini, yani konuşamıyorum bile, yani bu kadar organize ve büyük bir saldırının olması bir tarafta şaşırtıyor ama bir tarafta aslında bize şunu da gösteriyor. Bu bir kimlik sorunu gerçekten ve kendini Türk olarak tanımlayan, hani ya da Kürt olarak tanımlayan bir kısım, sen ya da farklı gruplardan tanımlayan ve soykırım reddeden bir kısım insan, soykırımcı bir toplum, soykırımcı bir halk olarak anılmak istemiyor. Bu çok da anlaşılabilir bir şey ve kimsenin hani bunu istemediği aşikar. Ama öte yandan bir şekilde geçmişle de yüzleşmeyince bu soykırım mekanizması kendini tekrarlıyor ve devam ediyor. Zaten biz de yıllardır, nereden baksanız 10 yıldan daha fazla bunu söyledik. İnkar ettikçe soykırım devam ediyor. Çünkü inkar soykırımın son aşaması demiştik. İnkar devam ettikçe ne yazık ki bu da devam ediyor. Fakat bir diğer taraftan bu saldırılar gerçekleşirken bu nefret söylemleri, ırkçılıklar ya da hakaretler, tehditler devam ederken, ki burada bu tehditler sadece artık Ermenilere de yapılmıyor. Ermenilerle benzer şeyleri düşünen herkese yapılıyor. Böyle bir durum olduğunda insanlar tabii bize bekliyoruz ki daha fazla grup, daha fazla kurum, daha fazla internasyonalist tepki versin buna. Fakat gördüğümüz üzere ve bunu tabii ki şüphesiz ki soldan bekliyoruz. Gördüğünüz üzere çok büyük bir başarıyla geçmedi sol bu süreci. Özellikle dün yapılan Biden açıklaması üzerine yapılan yorumlardan birçoğu soykırım kelimesini bile kullanmaktan imtina eder durumda. Geldiğimiz nokta aslında giderek daha geriye gidiş. Tabii bunun da belli başlı nedenleri var. Türkiye'deki sol da giderek, biz de içinde dahil olmak üzere giderek küçüldüğü için
Ve çok fazla tepki gerçekleştiği için ister istemez bir kendini savunma mekanizması oluşturuyor. Bir taraftan dün mesela ayrıntı yayınları da bugüne dair 24 Nisan'a dair bir paylaşım yapmıştı. Bir gün önce de 23 Nisan'a dair bir paylaşım yapmıştı ayrıntı yayınları. Yaptıkları paylaşım aslında gerçekten çok naif bir paylaşımdı. O acıyı paylaşan bir paylaşımdı. O bile çok fazla tepki aldı. Şimdi bu durumda Türkiye ile Ermenileri düşünüyorum. Biraz sosyal medyada gezindim. Bu gezinme sonrasında keza Ezgi'nin de uyarılarıyla birçok arkadaşımızın aslında 24 Nisan'a dair paylaşım yapmadığını bu sene, her sene paylaşım yapan birçok insanın, birçok Ermeninin paylaşım yapmadığını gördük. Aslında bu tedirginliğin, Hrant'ın bahsettiği güvercin tedirginliğinin bir tezahürü bu. Ne yazık ki tekrardan hani eskiye döndük dediğim, Türkiye'deki Ermenilerin kendi atalarının yasını dahi tutamadığı bir döneme doğru geldik. Bir paylaşım dahi yapamıyorlar. Yapılan paylaşımlar yandaş çevrelerce yapılıyor ya da Patrikhane tarafından yapılıyor. Patrikhane'nin de artık Erdoğan'ın tamamen rehinesi durumunda olduğunu görmek tabii ki üzüntü veriyor bizim için. Yapılan açıklamaların bazılarının bizatihi Erdoğan tarafından, bizatihi yönetim tarafından verildiğini biliyoruz. Buradan baktığımızda aslında bir şey de görmek gerekiyor. Bir açıklama yapılıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir açıklama yapıyor. Soykırım diyor ki bundan 30 yıl önce de 40 yıl önce de benzer bir açıklama yapılıyor. Soykırım deniyor. Fakat bu kimi insan tarafından da bu eleştiriliyor. Hangi anlamda eleştiriliyor? Hani bu konuyu biz Türkiye'de tartışmalıyız. Bu konuyu biz belgelerle tartışmalıyız. Belge konusuna sonra gireceğim ama bu konuyu biz Türkiye'de tartışmalıyız diye konuşan insanlar var. Hani bu insanların tabii ki fikrine saygı duyuyorum ama hani şeyi kestiremiyorum. Acaba saflıktan mı böyle söylüyorlar yoksa gerçekten hani kurnazca bir fikirle mi bunu söylüyorlar? Çünkü işte bugün bahsettiğimiz gibi Ümit Kurt dün başka bir soykırım etkinliği yaptığı için tehdit aldı. Ve bu tehdidinden dolayı bugün bizim etkinliğimizden affını istedi. Yani Türkiye'de de biz bunu konuşamıyoruz. Baktığınızda Arno bugün Norzar Tonk açıklamasını okudu. 15 yıldır hatta geçenlerde paylaştık. Hrant Dink'le 2006 yılında yaptığımız etkinliği paylaştık. 2005 yılından beri soykırım anmaları gerçekleştiriyoruz biz. 16. yıl oldu. İlk 2 yılda Hrant Dink'le birlikte yapmıştık. 2007'ye kadar, 2005 ve 2006'da yapmıştık. Ve baktığımızda 16 yılda birçok açıklama yayınladık. Ve bu açıklamalar birçok talepte bulunduk. Hani bu sorunun çözülmesine dair. Fakat görüyoruz ki hiçbir tartışma şeyi yaratmadı bu. Burada taleplerde bulunduk. Mesela daha önce büyükleri, daha önce ataları Osmanlı vatandaşı olan ve şu anda diasporda bulunan Ermenilerin torunlarına vatandaşlık verilmesini önerdik. Bu öneri bile hiç kamuoyunda aslında iktidar ya da yandaşlar tarafından paylaşılmadı. Aslında tabii ki hani bir taraftan da sevgili dostlar şunu da sorabilir. Ne yani siz bunu mu istiyorsunuz? Kastettiğim şu. Bir taraftan aman bu konu burada konuşulsun derken burada bu konuyu konuşmaya çalışan insanların da sesi kısılıyor. Sesi kısılmaya çalışıyor ya da otokontrol yapmaya zorlanıyorlar. Ya böyle bir gerçek var. İnsanlar ciddi korku ve ciddi baskı altındalar ve tedirginlikleri var. Bugün dünyanın farklı yerlerinde yaşasalar bile bu tedirginliği devam ettiriyorlar.
Aman hani bir şey konuşmayalım, yarın yaz için gideriz İstanbul'a, başımıza bir şey gelir diyorlar. Bu anlamda o baskıcı devlet diskuru hani kazanmış gibi, zafer almış gibi görünüyor. Ama işte dediğim gibi yıllardır açıklamalar yapılmasına rağmen toplum nezdinde ne yazık ki bu konu konuşulmuyor. Aslında bahsedilen konu, aslında bunu Türkiye'de konuşalım, Türkler ve Ermeniler konuşsun kastı, aslında bu konuyu konuşmayalım demek. Aslında istenen şey bu konuyu konuşmamak ve inkarı devam ettirmek. İnkar papağanı papağanlığını yapmaya devam etsin istiyorlar. Fakat bir taraftan da bu konu açıldığında siz de çokça görmüşsünüzdür şüphesiz ki bir belgeler üzerinden konuşma isteği var. İşte belgeler üzerinden konuşmak isteyenler hani Osmanlı arşivi ile ilgili gerçekten hani çok büyük bir bilgiye sahip değiller. Osmanlı arşivinin ayıklanarak açıldığını ve bu ayıklanmasına rağmen içinden çıkan belgelerle David Gant'ın mesela yaptığı kitap var. Birçok kitabın yayınlandığından bir haberler. 50 bin tane Türkiye'de Osmanlı arşivleriyle Osmanlı arşivlerinden yararlanarak çıkmış kitap var. Bundan bir haberler. Ve askeri arşivin, jandarma arşivinin ya da tapu kadastro arşivlerinin bu anlamda kapalı olduğundan bir haberler. Ama hani bir taraftan da Ermeniler arşivleri açsın diyorlar. Bugün biraz önce Diyarbakır üzerine konuştuk. Diyarbakır üzerine bazı belgelerden bahsetti Namık Kemal Dinç. Ve birçoğunun hani bu belge fetişizmi yapan insanların birçoğunun bu belgelerden haberdar olduğunu düşünmüyorum. Aslında amacın gerçekten belge vesaire olmadığını görüyoruz. İkimizin de katıldığı bir etkinlik vardı Yaşayan Kütüphane adında. Farklı önyargıya uğrayan grupların insanlarla buluştuğu, birebir yarım saat konuştuğu bir etkinlikti bu. Ve biz, sen de keza ben de bununla çok karşılaşmıştık. Hani karşımızdaki insanlar aslında konuştuklarında gördüğümüz şey aslında bir gazete sayfaları okuyor gibiydik her gün, her konuşmada. Hürriyette çıkan başlığın ya da Milliyet'te çıkan başlığın ya da Sabah'ta çıkan başlığın karşımıza gelmesi. Hoş şu anda hepsi aynı başlıkta çıkıyor ayrı ama bu başlıkların gelmesiydi. Aslında ciddi anlamda Ermeni soykırımı üzerine bir okumanın yapılmadığını görüyoruz. Bu bir taraftan hani üzüntü de veriyor. Yani hani eğer gerçekten bu anlamda soykırımın olmadığını düşünüyorsak, çok ciddi bir arşiv var soykırım olmadığını anlatan da, işte Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınları var, Yüz Sorulu Ermeni Sorunu gibi, ya da daha ulusalcı kesimin, işte eski tarih başkanının, tarih kurumunun yayınları var. Bunları dahi okunmadığını, bunların dahi okunmadığını görüyoruz. Ve tabii bunlar okunsa belki bir umut, hani acaba karşı taraf ne demiş diye okurlar diye umuyoruz ama ne yazık ki bununla ilgili de çok bir ilerleme olmuyor. Bugün yaptığımız konuşmalar aslında medyada, televizyonda çıkan konuşmalardan başka bir şey olmuyor. Baktığımız zaman Twitter'da yazılan yorumlar aslında 20 yıldır, 30 yıldır ben hani 30 yılını takip edebildim. Ki 30 yıldır takip ettim ama her 5 senede bir de değişti. Önce yok öyle bir şey denildi. Sonra var ama az oldu. Sonra var ama biraz fazla, birazcık daha fazla oldu. Sonra oldu ama onlar da bize yaptığıya döndü. En son artık vatanı savunuyorduk kadar döndü. Ki orada vatanı savunuyorduk derken de bir kabul var. Evet, bizi öldürdük kabulü var. Ya da bugün hani Ermeni soykırımından bahsederken Karabağ'daki yaşanan başka bir katliamdan bahsetmenin nedeni de aslında bir taraftan da Ermeni soykırımı konuşmalarında ama Ermeniler de bunu yaptı demenin tezahürü şudur. Evet, hani Ermeni soykırımı oldu ama Ermeniler de bunu yaptı demektir. Aslında içinde bir kabulü de barındırır. Ama ne yazık ki çocuk gibi hani sen bunu yaptın ben bunu yaptım şeklinde bir tartışıldığı için bu konu
Cidden ölenlerin torunları ne hissediyor, aile akrabalarının dağılması, kültürün dağılması ya da bunun gibi birçok şeyin olması, hani bu duygu ne hissettiriyor gerçekten bilmiyor insanlar. Çoğunluk bunu bilmiyor. Umarım hani kendi başlarına gelerek öğrenmezler. Burada kastım şu. Ne yazık ki Türkiye'de devlet Kemalisti ya da muhafazakarı sürekli hani böyle katliamlarla halkı yüzleştirdi. Bu sadece Ermeni soykırımıyla alakalı bir sorun değil, bu genel Türkiye ile alakalı bir sorun. Trakya pogromundan 6-7 Eylül olaylarına ya da bahsettiğim, düşündüğümüz zaman 15-16 Haziran'da olanlardan ya da 1 Mayıs 77'ye aslında ya da Maraş'a, Sivas'a, Diyarbakır zindanına, birçok yere baktığımızda, Anadolu'nun farklı yerlerine baktığımızda ne yazık ki her seferinde bir katliam görüyoruz. Kastettiğim bu bağlam aslında. Ne yazık ki başımıza gelmeyince bunu anlamıyoruz. Oysa ki aslında sürekli de başımıza geliyor. Bugün en kendini aydın, ilerici hisseden insanlar bile, bu ülkeden yani gitmeyi isteyen insanlar bile bunu reddediyorlar. Ermeni soykırımını reddediyorlar. Ama bizatihi bu baskı ortamından, baskı ortamı nedeniyle gitmek istiyorlar. Aslında devletle kurdukları ilişkide, daha doğrusu devletin onlarla kurduğu ilişkide düştükleri konum bir şeyi anlatıyor olmalı. Nasıl ki Gezi Parkı direnişinde penguenleri izlettirdiklerinde, "Aa evet, biz demek ki böyle uyutuluyormuşuz" denilmişti. Evet, bugün de hani inkarla onu uyutuluyor insanlar. Ama her uykunun bir sorunu vardır. Umarım bu uyku uyuyanlar için kabusa dönmez. Ve iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bu konuyla yüzleşilir. Burada yüzleşirken de şunu da unutmayalım. Burada kimse kimsenin atasına katliamcı ya da soykırımcı demiyor. Ya da niye biz hani bunu alabiliyoruz, bunu alıyoruz önümüze? Bir taraftan da kurtaranlar var. Evet, sayılar çok fazla değil. Ama bu topraklarda hala Ermeniler yaşıyorsa, bir umutları varsa bu kurtaranlardır. Ermeniler hala yaşıyorsa bu topraklarda sadece kurtaranlar değil. 22 Ocak 2007'de Hrant Dink'in cenazesinde yürüyenler sayesinde de bu umudu koruyup yaşıyorlardır. Bu anlamda keşke hepimiz hani bu insanları, bu onurlu insanları atamız olarak kabul etsek ve biraz daha hani yüzleşebilsek. Aslında diyeceklerim şimdilik böyle, yani bir giriş yapmak istedim. Uzun bir giriş oldu. Çünkü aslında dünden beri bakınca size muhakkak görmüşsünüzdür hani Facebook ve Twitter üzerinden yazılan yazılar. Bu arada Arno, senin attığın Twitter üzerinden de bir konuşalım konuyu. Biraz konu geçti ama onu da konuşalım. Son olarak yine gözlemlediğim bir konu, bir partinin adını vermeye gerek yok. Bir parti mensubu birinin attığı bir tweet'e denk geldim. O da şey, Asala'nın öldürdüğü büyükelçilerden bahsediyordu. Biraz ona da girmek lazım aslında. Onu da not alayım. Bu kişi ve birçok kişi aslında benzer bir şey yaşıyorlar. Bu partili kişi, yani hangi parti derseniz, Oklu Parti diyelim. Hani tam adını vermeyelim ama okları olan bir partiden olan bir kişi. Bundan birkaç ay önce eşine şiddet uyguladığı için medyaya gündem olmuştu ve aslında bunu çokça yaşıyoruz, çokça. Hani kendini aklama aracına dönüşüyor bir yerde bir soykırımın inkarı. Baktığımız zaman geçmişte mafyatik ilişkiler içinde bulunmuş ya da yolsuzluk içinde bulunmuş insanlar
Bunu da toplumsal meşruiyetlerini arttırmak için Ermeni soykırımını inkar etmeyi tercih ediyorlar ve daha önce bu konuyla ilgili hiçbir fikir beyan etmeseler bile bu sefer beyan ediyorlar. Çünkü aslında durumları var, yapmış oldukları bir durum var ve onu aslında kapatmak için bir hani milli mutabakat fanusunun içine ya da diyelim koruması içine girmek istiyorlar. Bunu da görmek bir taraftan üzüyor tabii. Bu arada büyükelçilerden bahsetmişken tabii ki hani onların da bir anlamda onlar için de üzülüyoruz. Hani bunu da söylemek gerekiyor. Bu insanları da söylemek gerekiyor. Bu insanların yakınlarına da şüphesiz ki başsağlığı diliyoruz. Hani bunun üzerine aksini bir şey söylememiz düşünülemez şüphesiz ki. Bir taraftan da şunu hatırlatmak gerekiyor. İşte Ermeni soykırımı var ama Ermeniler de bunu yaptı. Yine burada da bir kabul var. Evet yaptı ama evet böyle bir şey oldu ama bakın Ermeniler de bunu yaptı diye. Eğer hani vakti olan varsa bu Asala'nın ilk yaptığı eylemler aslında bu eylemi bir Asala militanı yapmıyor bir konsolosun öldürülmesi konusunda ki eylemi bir araştırmalarını tavsiye ederim. Aslında bu ne için başladı, ne oldu? Bir öncesini araştırmalarına rica ederim. Çünkü hiçbir şey aslında Ermeni soykırımı da öyle. Önü ya da sonu demin Namık Kemal Dinç de bahsetti. Yani bir şey 15'te başlayıp 15'te bitmedi. Bugün hala etkilerini sürüyorsa 1915'te önce de bir başlangıç süreci vardı. Asıl bunlar hepsini topyekün değerlendirdi. Hepsiyle topyekün hepimizde yani Ermeniler, Türkler, bölgede yaşayan işte diğer halklar, katliama uğrayan diğer halklar ve katleden diğer halklar hep birlikte aslında oturup konuşmamız gerekiyor. Ama gördüğümüz üzere bu konuda fikir belirten kim varsa hani tehdide, hakarete uğruyor. Ne yazık ki şu Hayat tam anda da o bıraktığın yerden bu aslında bir şey söylemek seyir. istiyorum. Tam da bunu konuşuyorduk aslında soykırım hakkında konuşanların da hedef olduğu bir atmosferin içerisindeyiz. Şunu önemsiyorum. Türkiye'de açıkça Ermeni soykırımını kınayan ve tanınması için geçmişle hesaplaşılması ve yüzleşilmesi için çaba harcayan yegane partilerden biri Halkların Demokratik Partisi. Dün de soykırımın tanınması ve geçmişte yüzleşilmesi için bir açıklama yaptılar. Tam o sırada bundan çok kısa bir süre sonra Metin Kaşıkoğlu eski AKP'li şimdinin de Deva Partisi'nin kurucularından yaptığı açıklamada HDP'ye umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir dedi. Bu bence Türkiye'deki Ermeni soykırımı konusundaki ikiyüzlülüğü göstermesi bakımından bence önemli bir ifadeydi. Şunu kastediyorum. Hem ben bir yandan işte bizim geçmişimizde utanılacak bir şey yoktur denirken bir yandan da tam da bunu ikrar edercesine bugün bile yaptık yine yaparız. Sizin de soyunuz umarım kurur gibi açıklamalar. Hem Ermenilere karşı hem de Ermeni soykırımının tanınması için ve geçmişte yüzleşilmesi için çaba sarf eden insanlara karşı ifade edilmeye, onlar üzerinde kılıç sallanmaya devam ediyor. Tıpkı Ümit Kurt'un da başına geldiği gibi. Kapalı. Hayat, Hayat seni mikrofonu kapalı. duyamadım. Mikrofonun kapalı. Affedersiniz. Evet Hanım, istersen Neşan Güre'yi yayına alalım. Neşan'la konuştuktan sonra senin attığın tweet üzerinden biraz yine bu konudan HDP ve sol üzerinden konuşalım. Çünkü biz bekliyoruz bir açıklama yapılmasını. Evet hani Türkiye'de şu anda ciddi anlamda siyaset yapmak çok zorlaştı. Ama bir taraftan da bekliyoruz. Bunları konuşmak istiyorum. Ama öncelikle Nişan'a bağlanalım. Merhaba Nişan. Merhaba Sayat.
Neşan, sen nasıl değerlendiriyorsun gerek Amerikan'ın yaptığı Amerika'nın yaptığı açıklamayı ve gerekçesini gerekçe de Türkiye'de buna Türkiye'de karşı, bu açıklamaya karşı oluşan bu büyük anaforu, bu büyük nefret söylemini nasıl değerlendiriyorsun? birincisi Amerika'nın bu söylemi aslında kendi iç ve dış politikaya karşı bir yaklaşımdı. Yani sonuçta Amerika bunu kendi etik haldeki anlayış doğrultusunda bunu gerçekleştirmedi. Bunu daha önce yapmış olsaydı zaten 2015'teki Kobani gerçekleşen Gezi'de soykırımı gerçekleşmezdi ve keza Darfur soykırımı gerçekleşmezdi. Sudan soykırımı gerçekleşmezdi. Yani bunlar aslında Amerika'nın bu soykırıma karşı politikasını göstermektedir. Türkiye'nin tabii ki bazı çevrenin böyle yani duygusal tepkime göstermesi de Amerika dış siyasetinde Ermeni sandığı ve Ermeni kamuoyunda anlaşılmaktadır. Tabii ki burada bence en önemli dik duruşu HDP gösterdi. Yani Türkiye'deki tabii ki maalesef sol partiler kamuoyunda görülmese de onların yaklaşımında saygıya değer diyelim. Ama şimdi bence Türkiye'deki şu an oluşan bu baskı döneminde yani HDP'nin de içinde olması tasarruf edilen bu koalisyonda gerçekten de Türkiye'deki demokrat kesiminin üstüne çok iç düşmekte. Maalesef yani Ermeni soykırımı devam ediyor derken biz şunu da kastediyoruz aslında yani bu sene gerçekleşen en azından Komiteli Asfalt Bey'in evinin yıkılması, Ankara Mezarlığı'nın üzerine yani AVM yapılması, Van'da Ermeni Mezarlığı'nın üzerine tuvalet yapılması aslında Türkiye'deki toplumdaki bu soykırıma karşı yaklaşımını da göstermekte. Yani aslında bu suçlar yani yani toplu halde bir halka ya da bir toplumsal cinsiyete işleyen suçlar geçmişte olan bir vakanın yüzleşmediği sürece tekrarlanmasına da tekabül ediyor. Evet. Yani kadında işlenen cinayet de aslında bunun devamı. Yani ya da gündüz vakti bir insanın, bir erkeğin yani bir kadına şiddet uygulamasını toplum benimsiyorsa 100 sene önceki şiddetten beslenen, nemalanan bunda hem ekonomik hem iktisadi fayda sağlayan ruhlar için doğal olarak da bu şiddeti devam ettirmesi için bir etken oluyor. Maalesef şimdiki devlette aslında 100 sene önceki devletin zihniyetini sürdürüyor ve maalesef biz burada bir şey yapamıyoruz gibi gözüksek de aslında ben o kadar da şey değilim yani karamsar değilim. Bazen toplumda böyle ahlaki çözümlerden yüzleşip yeniden yapılanabiliyor yani sonuçta farklı bir kuşak geliyor yani biz maalesef şimdiki kuşaklar olarak yani elimizden geldiğince değiniyoruz. Maalesef bazı arkadaşlarımız yurt dışına gidiyor senin gibi. Ama yani gençlik bunu fark ediyor. Buna dair sorular sormaya başlıyor. Yani sosyal medyada Erdoğan'a karşı yani böyle bir tepki göstermek gerçekten de bu iktidarın beklemediği bir şey. Ama şimdiki bizim mesela bu gençlere kuracak olan dili de bulmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Gerçekten de şu an üzerimizde çok ciddi baskılar var. Yani bugünkü Ümit Kurt'un başına gelen de aslında bu baskının bir tekabülü. Yani böyle durumlarda evet yani gerçekten de bu gibi değerli tarihçilere, araştırmacılara destek vermek gerekiyor. Çünkü destek vermediği takdirde maalesef karşımıza kötü örnekler var. Yani şimdi Hrant Dink'in cinayetini maalesef buna örnek olarak göstermek istemem ama tarihi elçi var yani. Yani Tarihatçı da keza yani Serhat Balıkçı'nın cinayetinde destek olmuş duruşmasına gelmiş değerli bir hukuk insanıydı ve onu güpegündüz insanlığı göz önünde katlettiler. Evet, Nişan, çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Bıraktığın yerden aslında devam edelim. 19 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz anmada yine bir video konferans serisi yapmıştık. Ali Nozunyan bahsetmişti. Herkes kendi hırantını yaratıyor diye. Aslında tam da buradan devam etmek istiyorum. Demin biraz önce Nişan da bahsetti, işte Ermeni kültürel miraslarının üzerine tuvalet yapılması ya da orada altın aramaya, oranın yok edilmesine
göz yumulması, özellikle son yıllarda çok göz yumuldu ya da Toki'nin oralara ev yapması aslında bize Hrant Dink'in iki yakın halk, iki uzak komşu kitabında da anlattığı bir durumu gösteriyor. Aslında faillerin kendi işledikleri suçu hatırlatmamak için mekanı değiştirmelerini, o suçu hatırlatacak şeyleri ortadan kaldırmalarını anlatıyor. Burada da aslında o suçu hatırlatacak şeyler, o kiliseler, o Ermeni kültür, okullar, manastırlar ve diğer kültürel kurumların ve mahallelerin ortadan kaldırılmasının esas nedeni aslında o geçmişi hatırlamamak, geçmişi unutmak istemek. Bugün Türkiye'de ne yazık ki Ermeniler ve Türk-Ermeni birlikte yaşam kültürü ne yazık ki unutulmuş durumda. Sanırım bu konuda da başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Yani unutturduklarını söyleyebiliriz ama ister istemez dediğim gibi bir uyku bu. İnkar uykusu bir kabusla uyanılacak er ya da geç. Hrant'tan bahsetmişken dün yapılan yorumlarda da bir yorum çok çarpıcıydı. Bize asıl şimdi bize bir Hrant gerek diye. Hrant olursa işte inkar edeceğini düşünerek böyle bir söylemde bulunan biri vardı. İsim yani vermek istemiyorum burada. Gerçekten çok çarpıcı bir şey bu. Yani Hrant'ı zerre tanımayıp Soykırım'la ilgili söylediklerini bilmeyip hani bu yorumları yapabilmek çok enteresan. Hani Hrant Dink'i de hani yani her kavramı içini boşaltıldığı gibi hani Hrant'ın da söylediklerini bağlamından koparıp başka bir yere taşımak yani pes söylenecek başka bir şey yok. Ali'nin söyledikleri aklıma geldi. Gerçekten başka bir Hrant var. Nasıl ki başka bir tarih yazımı varsa olan tarih farklı yazılıyorsa aslında başka bir Hrant anlatılıyor bize. Buradan hareketle tekrar Arno'ya dönmek istiyorum. Bir taraftan da şu yorumları okuyayım. Natali Uzunoğlu Tavitian iyi yayınlar dilemiş. Veysi Zengil Parev demiş. Aram Yıldırım Canlarım Parev Güzel Yürekli Arno ve Sayat demiş. Karine Seropyan Anait Elman Çakıroğlu'lar selamlarını iletmiş. Ersoy'tan Soykırım'ın elbette bir gün bu topraklarda da tanınacağına inanıyorum tüm kalbimle demiş. Takuyi Kalk ölümleri ve acıları karşılaştırmaktan ölümleri ve acıları karşılaştırmakta bir nevi kaçıştır diyor. Chart'ın Soykırım'ın karşısına devamlı Karabağ, Salah, Kürt sorunu getirmeleri verecekleri cevabın olmamasından kaynaklıdır demiş. Ne kadar çok bağırırsak, tepki gösterirsek o kadar haklı oluruz diyorlardır diye yorum yapmış. Siz de yorumlarınızı Norzartonk'un sayfasında yapabilirsiniz. Video konferansın canlı yayınını yorumlar bölümünden yorumlarınızı yazabilirsiniz. Üzerine ya da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bunların üzerine konuşuruz. Evet Arno, bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bu açıklamayla ilgili sanırım bir konuyu atlıyoruz ve sen buna dün sen bu konunun altını çizdin dün. Bir de Amerika'da yaşayan Ermeniler var. Yıllardır bu konuda mücadele eden, soykırımın tanınması konusunda mücadele eden Ermeniler var. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu konuyu? Açtım. Teşekkürler. Bir yanlış hatırlamıyorsam sanırım dünya üzerinde yaklaşık 30 ülke Ermeni soykırımı tanıyor. Aslında gözden kaçırdığım şeylerden bir tanesi şu. 1915'ten sonra bir şekilde hayatta kalan Ermeniler dünyanın çok farklı ülkelerine, çeşitli ülkelerine gitmek zorunda kaldılar. Çünkü Türkiye'ye geri dönemediler ve zaten geri dönecekleri, onlar için geri dönecekleri bir ülke de yoktu ortada. Hal böyleyken aslında bugün Amerika'da yaşayan Ermenilerin çok önemli bir kısmında aslında kalıp Amerika'ya gidebilmiş ve zaman içerisinde o ülkede yurttaşlık kazanmış insanların çocukları ve torunları. Ve pek tabii Ermeniler hani hem Türkiye'de hem
Amerika'da, Şili'de, Venezuela'da, Suriye'de, Vatikan'da. Karşı bir adalet borcu. Hepimiz için tamam. Böyle. Bu bakımdan aslında Amerika'nın soykırımın tanımasını da bu aslında bu çerçeveden, yani bir yönüyle, iki yönü var bence bunun, ama bu bir yönüyle buradan değerlendiriyorum. Zira uzun yıllardır Amerikalı Ermeniler yaşadıkları ülkenin soykırımı tanıması için mücadele ediyorlardı. Nihayetinde verdikleri mücadelenin bir sonuç bulması benim açımdan önemliydi. Ama öbür taraftan şu da söylenebilir tabii ki, yani Amerika'nın ne kadar samimi olduğu tartışılabilir. Ama o sırada Amerika'daki bir yönetim değişikliği olduğunu hatırlamakta fayda var. Biden çok uzun yıllardan beri Ermeni soykırımını tanıyacağını ifade ediyordu. Tabii Türkiye'de bu özellikle hani birlikte mücadele ettiğimiz çeşitli kurumlar tarafından da biraz bağlamından kopartılarak değerlendiriliyor. Israrla emperyalistler 1915 emperyalistlerin çıkarlarına ayet edilemez diyorlar. Açıkçası bu benim de paylaştığım bir duygu, paylaştığım bir görüş. Ben de hemen hemen bunlara katılıyorum. Ama öbür taraftan bugün emperyalist ve insan hakları düşmanı bir devlet olarak anılan Amerika Birleşik Devletleri bir Ermeni soykırımını tanırken, bizim birlikte mücadele ettiğimiz devrimci kurumların Ermeni soykırımı hakkında açık bir ifadede bulunmaktan, soykırım tanımak ve geçmişte hesaplaşılması için, geçmişte yüzleşilmesi için herhangi bir mücadeleye destek olmak açısından yeterli çabayı sarf etmediğini görüyoruz. Burada şu benim için dikkat çekici. Amerika'nın belki bunu tanımak ya da tanımamak için politik menfaatleri, çıkarları olabilir. Ama devrimci örgütlerin çıkarlara ihtiyacı yoktur. Siyasi olarak, ahlaki olarak, etik olarak soykırımı tanınması gerekiyorsa devrimcilerin de sonuçlarında birlikte mücadele ettiğimiz kurumların da buna uygun bir mücadele hattı sergilemesini beklerdik. Bu bakımdan birçok kurumunda benim nezdimde sınıfta kaldığını söylemek isterim açıkçası. Peki sence niye böyle oldu? Yani bu grupların hani birçoğunun %90'ın Ermeni karşıtı olmadığını biliyoruz. Hatta bazıları şüphesiz. Bazıları Hrant'tan da alıntı yapıyorlar. Onlar da aslında bir anlamda yine söyledikleriyle çelişiyorlar. Hrant'ın söylemini çarpıtıyorlar. Hani bu topraklarda konuşursun diyorlar ama kendi partilerin içinde dahi bu konuyla ilgili yıllardır atılan bir adım yok. Kendi programlarında da kesin görüyoruz. Fakat niye böyle oluyor? Yani bu aslında bir yanı yanı zor bir soru. Çünkü buna kesin cevabım yok. Öbür taraftan bu yapıların belki şunu ifade etmekte fayda var. Bu yapıların önemli bir kısmı egemen devletlerine ait ve bana sorarsanız belki kendi ayrıca kurumları arasında gerilim başına gelen ilgilenme fırsatı bulamadılar. İfade edebilirim. Ya öbür taraftan şu da var, yani yanlış hatırlamıyorsam Basit Kürtçü 2015'li bir röportajında ifade etmişti bugün. Bunun önemli bu kurumlar için aslında örgütleyecek yeterince Ermeni olmadığı için de bu mesele popüler bir mesele olmayabilir bu kurumlar için gibi bir ifadesi vardı sanırım. Ya da belki ben yanlış hatırlıyorumdur. Eğer öyleyse kendisinden de özür dilerim. Ama geçmişten bu yana zaten yani bu kurumlar dönüp Ermeni soykırımıyla yeterince ilgilenmediler. Aslında bir taraftan da doğru. Ermenilerin de bu kurumların içinde yani
sol örgütlerin içinde olmaları ve kendileri kendi geçmişlerini, kendileri kendi adaletlerini savunmaları gerekiyor. Şimdi biraz sözü Diren'e vermek istiyorum. Diren Cevahir Şen de yayınımıza katılacak. Merhaba Diren. Diren, mikrofonun kapalı. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Ya kusura bakmayın, biraz önce de telaşla ve heyecanla ayar yapmaya çalışırken sesim yayına gelmiş, arkadaşlar uyardılar. Onun için hem gecikme için kusura bakmayın. Gecikme için kusura bakmayın lütfen. Elektrikler kesikti bulunduğum yerde. Ben İstanbul dışındayım. Böyle eğlenceli teknik aksaklıklar yaşıyoruz zaman zaman. Ben bizi izleyenlerden tekrar özür diliyorum. Merhabalar. Evet Diren. Evet Diren. Sen özellikle bu konuda araştırmalar yaptın tek bu dönemde. Tek tek sol partilerin programlarını inceledin, tüzüklerini inceledin ve Ermenisoy Kırım'ın 106. yıl dönümünde yaptın. Senin bulduğun sonuçlar ve senin değerlendirmenle bizim Arno'yla konuştuğumuz yerde nasıl devam edersin? Teşekkür ederim Sayat. Evet, yani ben siyasi parti halinde, siyasi parti şeklinde örgütlenen hareketlerin tüzüklerini ve programlarını inceleme fırsatı buldum. Bunun için şunu söyleyebilirim. Program ve tüzüğünde açıkça soykırım diyen, Ermeni soykırımından bahseden, geçiştirmeyen bu durumu ve buna özel olarak pasaj, paragraf ayıran iki tane parti var Türkiye'de. Bir tanesi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, diğeri ise Yeşiller Partisi. Diğer partilerde ise Ermeni halkının yaşadığı, geçmişte yaşadığı acıdan bahsedilmiş ya da özel olarak buna değinilmemiş ve Ermeniler bir yere sıkıştırılmış, konulmuş durumda gözüküyor maalesef. Buna binaen dün yapılan açıklamalara biraz değinecek olursam, pek çok siyasi parti açıklama yaptı. Parti düzeyinde olmasa bile yayınları üzerinden de açıklama yapanlar var. Yeşiller Partisi, Yeşil Sol Parti, EMEP, SYKP, Devrimci Parti'nin yayın organı üzerinde bir yazı çıktı. DİSİP, TÖP, HDP, TİP, ÖDP, yani Sol Parti, ESP, EHP ve İDP açıklama yapan sol partiler benim tespit ettiğim, bulduğum. Ben özellikle şunu belirtmek isterim ki HDP ve onun bileşeni olan Yeşil Sol Parti, uzun adı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi açıklamalarında Ermeni soykırımına açıkça yer verdiler. Soykırımdan bahsettiler. Yani bunu soykırım olarak tarif ettiler. Bu şekilde tanımladılar. Ama şuna da dikkat çekmek isterim ben. Şimdi biraz da sizin konuştuğunuz bağlamda, yani konuşmanın başında, toplantının, sohbetin başında da sen de söyledin, Arno da söyledi. Altında gelen yorumlar da çok enteresandı. Nişanın bıraktığı yerden de ben şu anlamda umutluyum. Bir yandan hani yeterli bulmuyorum bunu, bundan bahsedeceğim. Ama yorumlarda gerçekten çok güzel geri dönüşler de olduğunu görüyoruz. Bir taraftan nefret söylemi, nefret ve sistematik kötü söz artarken, kendini yeniden üretirken, devir daim ederken, bir yandan da Ermeni olmayan yurttaşların, bireylerin, insanların, dünya vatandaşlarının bu paylaşımlar altına güzel yorumlar yaptığını da görüyoruz. Demek ki soykırımı görmek, soykırıma yönünü çevirmek, bunun üzerine söz üretmek, siyasal söz üretmek o kadar da kötü tepkilere neden olmuyor her zaman. Şimdi işte bu bağlamda bu kadar parti, işte burada biraz önce saydığım partilerin açıklamaları, 24 Nisan'a ilişkin sözleri var, söz kurmuşlar, kitlesi çok daha küçük olan partiler de bunu yapmışlar. Bu çok kıymetli bir şey gerçekten. Yani az kitleli ya da belki de pek çoğumuzun adını bile bilmediğimiz bir siyasi, yasal siyasi partinin 24 Nisan'a dair söz söylüyor olması gerçekten çok anlamlı. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Ama bununla birlikte bu kadar yönümüzü buraya çevirelim. 106 yıllık acı, 100 yıllık acı, işte bitmeyen acı, acı, acı diyoruz. Ama bu acının tarihsel, siyasal altyapısını bir ortaya serip politik mecralarda
o binaların içerisinde ya da politik örgütlenme içerisinde bunun konuşulması gerekiyor. Bunu yeterince konuşmadığımız her geçen gün bu acı büyür, tükenmez, travmada kendini yeniden üretir, şiddet dili ve nefret söyleminde kendini yeniden üretir. O sebeple hayata soldan baktığını söyleyen, sınıf siyaseti yapan, işçilerin, emekçilerin haklarından, hakların eşitliğinden ve kardeşliğinden bahsedenlerin sözde değil, gerçekten özde bir biçimde programatik metinlerinde de buna yer vermeleri ve 24 Nisan'ı da aşan bir şekilde bu meseleyle ilgili adım atmaları, kafa yormaları gerekiyor. Şimdi siyaset böyle yapılır. Şimdi bu bizim siyasi tarihimizin, aslında dünyanın siyasi tarihinin çok önemli meselelerinden biri. Bu mesele, biz North Artok'ta da hani bunun politikasını yapıyoruz. Yani North Artok üyesi, siz şimdi North Artok üyesi olarak bunu söylemek ne kadar anlamlı bilmiyorum ama hani şöyle söyleyeyim. Çok önemli bir tarihsel mesele. Bizim üzerinde yaşadığımız coğrafyanın en önemli meselesi, çünkü bütün tarihe yön veren ve sınıfsal da bir mesele, sınıfsal bir pratik ve uygulama. Dünyanın da sayılı problemlerinden biri. Buradaki problem, lütfen yanlış anlaşılmasın, meselenin kendisi çözülememesi bir problem. Yoksa halkların kendisi bir problem değildir. Burada ırkçı, milliyetçi ve din ayrımcı bir etnik temizlik var adeta. Planlı, programlı yapılan ve 1800'lerin sonundan itibaren başlayan bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu organizasyonun sonucunda 1,5 milyonun üzerinde insanın öldürüldüğünden, planlı bir şekilde katledildiğinden bahsediyoruz. Şimdi bu sınıf siyaseti yapan ya da ekolojik düşünen ya da erkek egemenliğine karşı olan, patriarkaya dair eleştiriler sunan hareketlerin, yapıların, emekçilerin örgütü olduğunu söyleyen tüm yapıların sahip çıkması gereken bir şeydir. Çünkü emekçiler bizim halklarımızdan geliyor. Ermeniler de emekçiydi. Ermeniler bu toprakların asli şeyiydi, bireyleriydi. Buralılardı. Buradan başka bir yerle değillerdi. Başka bir gökten zembille inmediler ve burada yaşadılar. Bu bize ait bir tarih. Bu hepimizin kolektif tarihi. Şimdi bu kolektif tarihi çözmek, oradaki acıyı dindirmek ve bu meseleyi masaya yatırıp bundan sonraki hayatımızda barış içinde, kardeşçe, eşitçe yaşamayı kurgulamak için bunları açıkça konuşmak gerekiyor. O kırılır, bu darılır, o şöyle yapar, bu şöyle yapar demek yok. Tabii ki kimseye kırmadan bunu sulh içinde, barış içerisinde konuşmamız gerekiyor. Ama her hadise açıkça, üzeri örtülmeden ve sümen altı edilmeden konuşulduğunda çözülür. Eşitlik ancak böyle gelir. Onun için sol sosyalist partilere, yeşil partilere, kadınların özgürlüğünden yana olduğunu söyleyen sınıfın partilerine, sınıf partilerine düşen şey eğip bükmek değil, bunu açıkça konuşmaktır. O anlamıyla da Arno'nun dün attığı tweet'e de bir gönderme yapayım. Biden kadar olamadılar. Türkiye ülkenin solcuları maalesef o anlamıyla. Yani hani kimseyi yargılamıyoruz ama eleştirmek de en büyük hakkımız, çünkü bu da savunduğumuz solcuların, sosyalistlerin, hayata soldan bakanların savunduğu tüm hakların, tüm o eşitlik taleplerinden bağımsız bir şey değil. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Direne, Nişan'a ve Arno'ya teşekkür ediyorum yayına katıldıkları için. Son yorumları bir taraftan okumak istiyorum. Bizden sonra programımız devam edecek. Jose Payreni sizle birlikte olacak. Dersim ve Yukarı Fırat bölgesinde soykırımın izlerini süreceksiniz Jose Payreni ile birlikte. Evet, son yorumlar. Takuyu Kalk yazmış yine. Twitter'da en büyük solcuyum diyenler, konu 1915 olunca devlet resmi tezinde birleşiyor. Aslında empati kuruyorum ben de. Atalarımın kıyımcı olduğu düşüncesine tahammül edemezdim demiş. Angel Çilingeryan, evet, çünkü aklın ve vicdanın alamayacağı kadar büyük bir katliam ve cellatlık gerektiren durumlar demiş. Evet, yorum yapan tüm dostlara, yapmayanlara da, izleyenlere, kısa da olsa izleyenlere hepsine çok teşekkürler. Ben bir yandan resmi hesaplarımızdan North Artunk'un soykırımın 106.
yıl dönümü nedeniyle yapmış olduğu açıklamayı da paylaştım. Ulaşabilirsiniz. Ayrıca norzartong.org'dan da açıklamamıza ulaşabilirsiniz. İnkarı susturalım, soykırımı durduralım adında yazımız. Evet, şimdi bir müzik arası vereceğiz. Demin de olduğu gibi Ilda Simonyan'dan dinleyeceğiz. Kendisi dün de bizle birlikteydi. Ermeni müziğinde sizin de bildiğiniz üzere soykırım izlerini aramıştık. Ve şimdi Ilda Simonyan'dan dinliyoruz. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Mücadeleye, konuşmaya, karşılıklı birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Bunu da devam ettirmek gerekiyor. Hepinizi bu anlamda sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve tekrardan kaybettiklerimiz önünde, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Evet, inkarı susturalım, soykırımı durduralım. Görüşmek üzere. Thank you.
Let's go.